Şimdi hafta içinde şöyle bir şeye sahne oldu gündem. Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmıştı Berhan'la ve Fegoli için. Doğrudan onları hedef göstermesi, eski başkanlardan tepki alan böyle açıklamalar oldu. Faruk Süren'in, Duygun Hoca'nın, Duygun Yarsubat'ın açıklamalarını gördüm. Yani kadro içindeki oyuncuların eleştirilmesini doğru bulmadıklarını söylediler. Benzer bir açıklama da Ahmet Nur Çebi'den Dorukhan'la ilgili geldi mesela. Dorukhan için, Laiç için benzer yine hani Dorukhan için isterse kalır, istemezse gider. Laiç için yani kendi bilir ya düzelecek ya oynamayacak tarzı bir açıklaması vardı. Sizce buradaki başkanların tavrı bir duruş mu? Yoksa kadroda olan oyuncuları eleştirmek ya da hedef göstermek takımda dengeyi bozar, o oyuncuların kaybedilmesine yol açar mı? Nasıl bakıyorsunuz? Şimdi bir, yani Türkiye'de bir başkanlık sistemi olduğu kesin. Türkiye'de İngiltere gibi menajerlik sistemi yok. İngiltere'nin en büyük takımları kim? Ünlü Manchester, iki tane. Liverpool, Arsenal, Tottenham, Chelsea. Bunlardan bir tanesinin başkanını söylesene. Zor. Şurada bilen arkadaş var mı? Ama Kayserispor'un başkanını sorsam hanımefendi olduğunu bilirler. Yani adını hatırlamasalardı. Neden? Çünkü İngiltere'de menajerlik sistemi var. Takımı bir kişi yönetiyor. Menajer dediğimiz teknik direktör. Transferi de o yapıyor. Kadroyu da o kuruyor. 11'i de o seçiyor. Kenardan oyunu da o yönetiyor. Alex Ferguson geliyor. 18 sene kalıyor kenarda. Efsane oluyor, gidiyor. Bizim Mustafa Denizli'nin Monaco'da dümdüz ettiği Arsenal'de neler yarattı. Türkiye'de bu sistem yok. Türkiye'de başkan ne derse oluyor. Şimdi bir Galatasaray kulübünü düşün. Türkiye'deki bu pandemi sonraki kulüplerdeki maddi krizleri de düşün. Ki Mustafa Cengiz zaten boğazına kadar borca girmiş bir Galatasaray aldı. O borçları kapayıp UEFA'nın financial fair play, yani mali fair play'ine uygun düzeye getirmek için akla karayı seçti. Bankalarla anlaşmalar bildi. Hayır dediler. Biz paramızı tam alırız. İstersen bizi kadro dışı bırak. Biz İstanbul'da oturur, keyfimize bakar, maaşımızı alırız. Almazsak FIFA'ya gideriz. Şikayet ettiler de. Şimdi bu iki adamı teşhir etmezse eğer o kulübün başkanı, o fedakarlığa razı olan geri kalan bütün kadroya ihanet etmiş olur. Buradaki bütün arkadaşlar evet diyecekler, indirimi isteyecekler. Ben hayır diyeceğim. Böyle oturacağım, kahvemi içeceğim, bağışımı gönderin diyeceğim. Bana bir tavır almayacaklar, öyle mi? O zaman ne düşünür bu geri kalanlar? Biz niye eşeklik ettik, vazgeçtik bu kadar paradan demezler mi? Derlerse haklı olmazlar mı? Mustafa Cengiz yerden göğe haklıydı. Onu kim eleştirdiyse onlar da %100 haksızdır. Hiç. Ahmet Nur Çebi'ye gelince, Beşiktaş'ın işini tabii Galatasaray kadar yakından bilemiyorum. Ama senin anlattığını dinlediğim zaman, mesela genç Dorukhan için düşüncelerini... Son senesi, sözleşme senesi. Düşüncelerini Sergen'e söylese daha iyi olurdu. Medyaya değil. Evet. Kendisini tanıyorum da, zaman zaman konuşuyoruz da, bunu aynen ona da söyleyeceğim. Ama başkan yanlış yaptı. Peki, bu haftaya doğru geleceğim ama önce Kulüpler Birliği ile Federasyon bir araya geldiler. Çarşamba günü. Malum localara %50 seyirci alınmaya başladı ki geçen programda burada siz eleştirdiniz bu kararı. Şimdi de
%30 tribünlere seyirci alınması talebi var kulüplerden gelen. Bunu Sağlık Bakanlığı'na, ilgili bakanlığa soracaklarını ifade etti Nihat Başkan. Tabii pandeminin etkileri net bir şekilde hala devam ediyor. Önü grip sezonuna da girdiğimiz düşünülürse kolay bir süreçte değiliz. Bizi minnoş bir ara şey yaptı, burada bizi sıkıştırdı, şimdi buradan geliyor. Evet, güzel bir ortamımız var ama. Güzel bir ortamımız var. Yani bu pandemi gölgesinde siz geçen hafta biliyorum dediniz ki madem oraya alıyorsunuz o zaman buraya da alın. Aynı noktada mısınız? Ne diyorsunuz? Bir o konu var. Bir de yayıncı ile arasında ciddi bir fiyat farkı olduğunu ilk ağızdan da ifade ettiler. Biz biliyoruz ne kadar olduğunu ama şimdi burada hani ticari bir şeydir söylemeyelim, sırdır. Ama yüksek bir rakam fark var. Bir türlü çözülemeyen bir de o problem var. Bu iki konu hakkında değerlendirmenizi rica ediyorum. Efendim söyleyeyim. İkisini de. Bir, geçen hafta yapılan toplantı, federasyon ve kulüpler birliği toplantısı benim için yok hükmündedir. Çünkü Türkiye'de federasyon da yok, kulüpler birliği de yok. Bu ülkede başkanlık sistemi var hemen hemen her konuda. Federasyonun da başkanı yok, kulüpler birliğinin de başkanı yok. Öyle mi diyorsun? Evet. Bunlar aralarında ne konuştular, konuşurlar. Bir şey olmaz. Olsaydı eğer, o loja sistemi öyle başlamazdı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, 1500 kişi alıp başlayacaklar. Stadı olmayan zavallı Anadolu kulübü seyircisiz olacak. Yok ya. Statların, lojalarından aşağı yukarı kaç kişi aldığı belli. Sen federasyon olsan, adaleti düşünen, eşitliği düşünen, büyük kulübün uşağı değil, herkesin federasyonu olsan, dersin ki, her stada 1500 seyirci alınmasına izin veriyorum. Ama hepsi maskeli olacak ve aralarında da asgari şu mesafe olacak. İki sıra ikişer koltuk. En küçük stat 15 bin kişilik. Yani 10 kişilik yere bir kişi oturabilir rahatlıkla. 1500 seyircisi olur. Ve de her statta olur. Loca gibi sadece adam başı 5000 lira verecek azadeler değil. O kulübün karını 20 senedir açık tribünde çeken 3 kuruşa 5 kuruşa talim eden zavallı yağmurun gençler, karın altında. Yavallı gençler de izleyebilecekler. Federasyon ise bunu karar verdi. Hayır vermediler. Üç Büyükler Kulübü Birliği de buna ses çıkartmadı. Biz ses çıkarttık. Şu kadar dedim düzeltmesi. Bugün söyleyecek. Perşembe günü konuştuk. Cumartesi günü başlıkta böyle oynayacak. Yapmadılar. Şimdi 1/3 bütün şeylere loca moca kalkmış. 1/3 alacak. Şimdi 1/3 şu. Fenerbahçe'de kaç bin kişi? 50. 49 bin o şeyler. De ki 45. 1/3 15 bin. Akşam saatinde saat 7'de Fenerbahçe'de 15 bin kişi nasıl gelecek ve nasıl gidecek? Bunlar sosyal mesafeyi nasıl koruyacaklar? Koruyabilecekler mi? Korumalarını hangi güç sağlayacak? Herkesi sabah 8'de 9'da diyelim, öğlen 2'de 3'de gelip sıraya girecek hali yok. 8'deki maça herkes 7'de gelecek. 7'deki maça herkes 6'da gelecek. 6'da 15 bin kişi geldiği zaman kapılarda kaçar 100 kişi birleşecek. Birer buçuk 2 metre mesafeyle onları dizdiğin zaman o kuyruğun sonu kız... hem giriş hem çıkış kolay değil. Çıkış daha da beter. Girişte farklı zamanlarda geliyorsun. Tabii. Çıkışta hakemin düdüğüyle 15 bin kişi birden kapılara hücum edecek. Şimdi dünyadaki görüntüye bakıyorsun. Pandemide bir
hızında, yayılma hızında yükselme var. Var. Amerika'sından Avustralya'sına.